أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز değerli şerefli kıymetli Müslüman kardeşlerimiz, İnşallah Teala Allah'ın izniyle sizlere Ta'limul Mutallim fi Tarîb-i Ta'lim adlı eserin devamını okuyacağız. Ve bu eser İmam Burhanuddin Ez-Zennuci'ye mahsus bir eserdir. 5. faslı geçmiştik. 5. fasıl ilimde devamiyet, ciddiyet hakkındaydı. Ve bu dersimizde ise 6. faslı keseceğiz. 6. fasıl ise ne hakkındadır? Fi bidayeti sebqi ve kadrihi ve tertibihi. Bu 6. fasıl derse başlamak hakkındadır. Ve dersin başlangıcı hakkındadır. Dersin miqdarı, dersin tertibi, sırası hakkında olan bir fasıldır. Kâne ustâzuna, İmam Burhanuddin Ez-Zennuci buyurur ki, kâne idi ustâzuna, bizim ustadımız, şeyhimiz, muallimimiz, hocamız, müderrisimiz idi. Eş-Şeyhul İmam Burhanuddin rahmehullahu teâlâ. Şeyhul İmam Burhanuddin idi. Allah ona rahmet etsin. Yetevakkafu bidayeti sebqi ala yevmil erbi'ai. Ve İmam Burhanuddin, Allah ona rahmet etsin, derse başlayarken bu dersleri çarşamba gününe uygun getirirdi. Yani çarşamba gününe muvaffakat ederdi. Elə edərdir ki, bu dərsləri çərşənbə günü başlasın. Niyə görə bunu edərdi? وَكَانَ يَرْوِي فِي ذَٰلِكَ حَد۪يثًا Çünki bu haqda hədis rivayet olmuşdu. Yəni, işləri çərşənbə günü başlama haqqında, çərşənbə gününün bərəkəti haqqında hədis rivayet olmuşdu. وَيَسْتَدِلُّ بِهِ Ve bu hadisi delil olarak getirmişti İmam Burhanuddin rahmetullahi aleyh. وَيَقُولُ Ve deyirdi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. مَا مِنْ شَيْءٍ Hiçbir şey olmadı ki bu diye başlanıldı. Bada'a malum fiildir. Bu malum fiilin meçhulu budi'a. Bada'a başladı, budi'a başlanıldı. Başlanılan hiçbir iş olmadı ki yevmel erbi'ai, yani çarşamba günü başlanılan hiçbir iş olmadı ki illa ve kad temme, tamam olmasın. Tamam ve kemal olmasın. Ve bu hadiste de malum olduğu kimi çarşamba günü başlanılan her bir iş sona çatar. Yani tamam olar, tamamlanar, nakis, noksan kalmaz. Ve hakeze bunun kimi kâne yef'alu Ebu Hanifete rahmehullahu teala. Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin, o da derslere başlarken bu cür ederdi. Yani çarşamba günü derslere başlayardı. Ve kâne yervi hâzel hadîsil mezkûre. Ve İmam Ebu Hanife bu hadisi, bu zikir olunmuş mâ min şeyin budiye yevmel erbi'ai illâ ve gad temme. Bu hadisi şerifi İmam Ebu Hanife
rivayet ederdi. Bi isnadihi isnadıyla. An ustadihi hocasından. Eşşeyhul İmam el-Ecel Kıvamuddin. Ahmed bin Abdurrashid. Ahmed bin Abdurrashid'den isnadıyla bu hadis-i şerifi zikrederdi. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Allah ona rahmet etsin. Ve semi'tu İmam Burhanuddin Ez-Zernuci buyurur ki men eşittim. Mimmen öyle bir kimseden eşittim ki etika bihi yani özüne güvenilen, özüne i'timat edilen bir kimseden eşittim ki enne şeyhal imam şeyhul imam Yusuf el-Hamedani ve özüne güvenilen, itimat edilen bu kimseden yani şeyhul imam Yusuf el-Hamedani rahmetullahi aleyh ondan eşittim ki kana yetevakkafu kulla amelin min a'malil hayri ala yevmil erbi'ai ve bu zat şeyhul imam Yusuf el-Hamedani bütün hayır işlerini bütün hayır emellerini çarşamba gününe muvaffakat ettirermiş. Tavakuf ettirermiş. O güne çarşamba gününe beraber getirermiş ki bu hayır işine o gün başlasın. Yani çarşamba günü başlasın. Ve hâzâ sâbitun bu sabittir. Bu sabittir. Lianna çünkü yevmel erbi'ai bu çarşamba günü yevmun bir gündür ki hulika fihi nur. Bugün nur halk olundu. Nur yaratıldı Allah azze ve celle tarafından. Ve huve ve bugün bu çarşamba günü yevmu nahsin fi hakkil küffari. Yani bu günü, bu üçüncü günü kafirler, kafir olan küffar, küfür ehli mübarek saymazlar bugünü. Niye göre bugünü mübarek saymazlar? Çünkü bugün de Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den evvel olan topluluklar, küffar olan topluluklar, kafir olan toplulukları bugün de yani çarşamba gününde Allah Azze ve Celle belalar göndermiştir. Onları helak etmiştir. Ve bazı toplulukları Allah Azze ve Celle yerin dibine bastırmıştır. Yani yerin dibine salmıştır. Ettiği isyanlara, ettiği tuğyanlara göre. فَيَكُونُ مُبَارَكًا لِلْمُؤْمِن۪ينَ Ancak bugün müminler için mübarek bir gündür buyurur. وَأَمَّا قَدْرُ السَّبْقِ فِي الْاِبْتِدَاءِ Derse başlamaya, yani başlama miktarına gelince كَانَ أَبُو حَن۪يفَةَ رَحْمَهُ اللّٰهُ تَعَلَى Ebu Hanife rahmetullahi teala Allah ona rahmet etsin. Yahki rivayet etti. Nakil etti, izah etti. Ani Şeyhül Gazil İmam Şeyh Gazi İmam Ömer İbnül İmam Ebu Bekir'in Ez-Zerenci. İmam Ebu Bekir Ez-Zerenci Ömer bin İmam Ebu Bekir Zerenci'den nakil etti ki İmam Ebu Hanife rahmetullah teala Allah ona rahmet etsin ennehu bu zat buyurdu der. Kale dedi ki kale meşayihuna bizim şeyhlerimiz bizim alimlerimiz yenbeği en yekuna kadurus sebqi lil muhtedi'i bizim şeyhlerimiz derdi ki yenbeği güzel olar ki layıqdır ki en yekuna qaturu sabqi yani dersin miqdarının olması gözəl olar. Lil muftadi dərsə yeni başlayan kimsələr üçün dersin miqdarı nə qədər olmalıdır onu izah edir. Buyurur ki dərsə yeni başlayan kimsələr üçün dersin miqdarı
قَدْرَ مَا يُمْكِنُ دَفْتُهُ زَبْتُهُ بِالْاِعَادَةِ Yani o miktar olmalıdır ki onu hifz etsin. Ezberlenmesi mümkün olacak miktar kadar olmalıdır. Derse ilk baştan kimseler için dersin miktarı. بِالْاِعَادَةِ Yani tekrar ile, tekrarlamak ile, dersi tekrar etmek ile yadında saklayacak kadar olmalıdır. Dersin yeni başlayan, dersi yeni başlayan kimseler için dersin miktarı budur. O kadar ki merrateyni, yani iki defa bu dersi tekrarlamak ile onu ezberlesin ve bu ezberlemesi mümkün olacak kadar. Ve yazidu kulle yevmin kelimeten. Ve bundan sonra her gün bir kelime olarak artırar. Yavaş yavaş nispeten bu dersi artırar. Hatta ennehu ve intala. Hatta ta ki o ders ve intala uzansa bela ve kesura çoğalsa bela yumkinu dabduhu. Bundan sonra onu o dersi hifz etmek, ezberlemek çok olsa bile rahat olacak, mümkün olacak. Yani ilk adımda bu adımları yavaş yavaş atıp bu dersi en rahat tarafın öğrenip, az ve öz olanı öğrenip yavaş yavaş diğer derslere geçmek ve diğer derslere geçtiği zaman da artık bu dersler ona rahat gelecek. Ve bu dersler uzun olsa bile onları ezberleyebilecek, hifz edebilecek. Bil iadeti tekrarlamak ile hifz etmesi. Merrateyni, iki defa. Yani bir dersi artık talebe, derse yeni başlayan kimse, o derse isindise, o derse artık o dersi ezberlemeyi, küçük dersleri ezberlemeyi adet haline getirdiyse artık büyük dersler de ona rahat gelecek. Onlar da ezberlemeyi adet haline getirecek buyurur. Ve yazidu bir rifqi ve tedrici. Ve hoca olan kimse, talebesine ders eden müderris, bu dersleri yumuşaklık ile ve tedricen, kademe kademe, yavaş yavaş artırar. Yumuşaklık ile, sertlik ile değil. Yani ki mesela talebe teze gelir mektebe veyahut da ki medreseye. Sen de artık o talebeye alırsan, öyle kitaplar verirsen ki onu hifz edebilmir. Ve artık bu ilmi öğrenmekten talebe kaçınır. Mesela alıp kitapları deyirsen ki bu kitapların haşiyesini öğren, şerhin öğren, artık necə öğrenirsen öğren. Yani bu cür demek olmaz. Talebeye ilk başta derse başlandığı zaman dersin en rahat tarafını, az ve öz tarafını ve rahat olan kısmını vermek lazımdır ki talebenin kalbini elme isindirmek için, elme sevgisini artırmak için ve talebeye ilmi nifret ettirmek lazım değildir. فَأَمَّا اِذَا طَالَ Ama bu ders, yani uzandığı zaman, ders uzandığı zaman bunlara dikkat etmekle, yani hoca ki o talebeye rifk ile, yumuşaklık ile ve kademe kademe o ilimleri öğretir, bunlara dikkat etmekle, ders uzansa bile اَسَّبْقُ فِي الْاِبْتِدَائِ Yani başlangıcdan uzanır ders, artık ilmin derinliklerine gelir talebe. İlmin inceliklerine gelir. Ve bu ders uzandırca وَحْتَاجِ اِلَى الْاِعَادَةِ عَشْرَ مَرَّاتٍ Ve eğer talebe ihtiyaç duyarsa اِلَى الْاِعَادَةِ İade etmeye, yani tekrar etmeye ihtiyaç duyarsa aşre merratin 10 defa böyle olsa ihtiyaç duyarsa fehuve fil intihai ve nihayetinde o talebe
Eyzan hemçinin yakunu kezalike. Baştaki kim olar? Yani aynı şekilde. Yani li'ennehu ya'tadu zalike. Çünkü talebe buna verdiş olmuştur artık. Yani talebeni ilk evvel talebe dersi nece hifz ettiyse, tekrar ederek ezberledise ve dersler çoğaldıkça talebe ilk defa ezberlediği yol üzerine gidecek. İlk defa nece ezberledise, ilk defa ona nece program kuruldusa sonunda da aynı olacak. Yani ondan dolayı ilk defa geçilen dersler talebe için çok dikkatli husus taşıyır. Önemli husus taşıyır. Li'annahu çünkü talebe ya'tadu zalika. Buna verdiş olur. Yani ilk defa bir hoca talebeni az ve öz olan hisseleri ve rahat olan bölümleri talebeye verir ve yavaş yavaş ilmin zirvesine kaldırır talebeni. Yani ilimde talebeni muallim yetiştirir, müderris, hoca yetiştirir talebeni. Kamil ilim sahibi olması için. Ve talebe artık diğer ağır derslerde onun için rahat gelir. Çünkü o kademe kademe yükselir. Yani aniden ağır derslere geçmir. وَلَا يَتْرُكُ تِلْكَ الْعَادَةَ. Ve talebe artık ilk defa nece öğrendiyse bu adetinde devam eder. İlk defa nece, hansı şekilde, hansı formada, hansı üsul ile ezberleyip hifz ettiyse diğerlerde bu cür şekilde devam eder. Artık bu adet haline gelir. İlla bicuhdin kesirin. Ancak çok çalışmak ile bu adetini terk edebilir. Yani hansı adetini? Çok çok tekrarlamak adetini ve geridekilerin tekrarlamak adetini çok çalışmak ile artık diğer derslerde onun için rahat gelecek ve diğer dersler artık beynine, zihnine, fahmine yerleştirecek. Ondan sonra o dersler artık bunun için en rahat dersler gelecek. Adi bir hal olacak. Ve bu da çalışmanın neticesi olarak olur. Vakat qila, yine deyildi ki es-sebqu ders harfun. Ders bir harftir. Ve tekraru elfun. Tekrar ise mindir. Yani burada alimler ne demek istiyor? Ders es-sebqu harfun. Ders birdir. Yani bir harftir demek ile ders az bir şeydir. Ders az bir şeydir. Ve tekraru elfun. Tekrar ise mindir. Yani elfun mindir demek ile yani tekrar etmek çok lazımdır. Yani talebe ne kadar çok tekrar etse onun için o kadar faydalıdır. O kadar menfaatlidir. Ve bu kinevi lafızlardır burada. Kinaye lafızlardır. Ve yenbeği güzel olar ki en yebtediye hocanın başlaması. Bir şeyin minel ulumi, yani ilimlerden bir şeyle, bir ilimlerden bir kısım, bir hisse, bir bölüm ile başlaması lazımdır hocanın, muallimin, müderrisin. Yakuna akrab ila fahmihi, yani talebenin başa düşmesine yakın olan hansı ilimdirse o ilimle başlamalıdır. Yani talebe hansı kısmı, hansı bölümü, hansı hisseni başa düşmeye daha elverişlidirse o hisseden başlanılmalıdır. Hansı tarafa talebenin başa düşmesi meyillidirse o taraftan başlanmalıdır. Ve kâne şeyhul imam el-ustaz şerefuddin el-uqayli rahmetullahi teala. İmam ustaz şerefuddin uqayli, Allah ona rahmet etsin, yakulu buyurdu ki es-savabu indi, mene göre doğru olan fi hâzâ, bu ders hususunda nedir? Mâ fe'alehu meşâyihuna,
bizim büyüklerimizin, şeyhlerimizin, müderrislerimizin ettiğidir buyurur. Bana göre doğru olan. Rahimahumullah, Allah onlara rahmet etsin. Neydi onların ettikleri? Fe innahum u alimler kanu yahtaruna, onlar seçerdiler. Lil mübtedi'i, yani derse ilk başlayan kimseler için seçerdiler. Sigaratil mebsutati, yani o hocalar, o büyükler, ilim büyükleri, muallimler uzun kitapların kıssalarını seçerdiler. Yeni başlayan talebeler için. Yani az ve öz olan hisselerini, ihtisar olan hisselerini seçerdiler. Yani aniden yeni talebeye ani olarak al sen bu tefsiri oku. Al sen bu şerhi oku. Al bu haşiyeni oku diye kitapların açık hisselerini, açıklanmalı hisselerini, şerhlerini vermezler. Yani kitapların az ve öz olan hisselerini, kıssalarını vererdiler. Nece bir kıssalar vererdiler? لِأَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الْفَحْمِ, yani o talebenin başa düşmesine hansı daha yakındırsa o hisseni, o kıssanı, o faslı bölümü vererdiler kitaplardan. Vazdapti, vazdapti, yani ezberlemeye, hifz etmeye, muhafaza etmeye ve başa düşmeye yakın olanı vererdiler. Şeyhler, alimler. Ve eb'adu anil melaleti, ve o İslam alimleri talebeye can sıkıntısı, yani can sıkıntısı vermekten, beziklik vermekten kaçınardılar. Ve çünkü bu cür etmek, yani ki talebenin başa düşeceği bir şeyi, ezberleyebileceği bir şeyi talebeye ders olarak vermek ve eb'adu anil melaleti, yani bu can sıkıntısından, melalet, yani beziklikten daha uzaktır. Yani talebe bezmez. Onu hifz edebilir, ezberleyebilir, başa düşebilir, rahat olan. Bu cür şekilde talebeni ilme heveslendirmek lazımdır. Yani başa düşmeyeceği ağır şeyleri, ağır ilimleri talebeye vermek ile sen o talebenin boynunu bükmüş olursan ve o talebeye ilmi nifret ettirmiş olursan. Ve ekseru vuku'an beynen nasi. Ve talebeye onu öğretmek lazımdır ki insanlar arasında meydana gelen hususları, en çok insanlar arasında, yaşadığı mühit arasında meydana gelen hususlar nedirse onları öğretmek lazımdır. İnsanlar arasında meydana gelen hususlar, mesela insanın gündelik hayatı, hayatında yaşadığı hususları, edep, erkan, ahlak, bu cür hususları öğretmek lazımdır. Çünkü insanın edebi ve ahlakı onun zenginliğinden, onun pulundan, kızlından, mücevherlerinden daha kıymetlidir. Ve yenbeği layıktır ki, lazımdır ki en yuallaka sebku ba'da zapti ve iadeti. Yani talebe dersi tekrar ettikten sonra, dersi ezber ettikten sonra bu okuduğu dersi not etmesi lazımdır. Yani bir kenara yazması lazımdır. Yazması güzeldir. Not alması lazımdır öğrendiği dersten. Fe innehu nafi'un cidden. Bu çok talebe için menfaatli bir şeydir. Yani öğrenirsen, ezberleyirsen ve ezberlediğinden şifre olarak o dersinden not alırsan, o notlar seni o derslerin manasını başa düşmeye, neçe illerden sonra o dersleri başa düşmeye, onları hifz etmeye senin için bir şifre olur. Ve o şifre ile sen o dersleri, o dersler sana açıklanır. وَلَا يَكْتُبُ الْمُتَعَلِّمُ شَيْئًا لَا يَفْهَمُهُ. Ve talebe olan bir kimse
başa düşmediği bir şey yazmamalıdır. Yani ki bazı medreselerde olur ki talebe mesela hocadan çekinir. Hocadan çekinir. Veyahut da hocadan biraz sual vermeye çekinir mesela. Veyahut da umumi olarak çekinme hissi var talebede. Ve hoca ne deyirse, müallim, müderris ne deyirse onu yazır. Halbuki onu başa düşmür. Ancak yazır. Ve bu da düzgün değil. Çünkü فَاِنَّهُ يُورِثُ كَلَالَةَ تَبْعِ Eğer talebe bu cür ederse, yani ki başa düşmediğini yazarsa ve başa düşmediğini de soruşmur. Demir ki ben bu meseleni, bu dersi başa düşmedim. Ya müallimden soruşmur, müderrisinden soruşmur, hocasından soruşmur. Ve bu cür ederse, başa düşmediği halde dersleri yazarsa يُورِثُ كَلَالَةَ تَبْعِ Onda yorgunluk meydana gelir. Yani artık şevki azalar. Derse, ilme şevki azalar. Ve yuthibul fitnata. Yani zekası gider. Ve yudayyi'u evqatihi vaxtları zay olar. Yani bir talebenin dersi başa düşmeyerek bu dersi yazması onun için çok değerli olan hususları Değerli olan işareleri, elementleri itilmesi demektir. Yani ki, talebe başa düşmeliğini yazırsa, artık o tabiiyyatında bir yorgunluk meydana gelir, zekası gider, vaxtları zay olar. Ve yenbeği, yani güzel olan odur ki, en yectehide fil fahmi minel ustazi. Yani talebe de çalışmalıdır ki, hocasından, mualliminden, ustazından, müderrisinden, İlmi başa düşmeye çalışmalıdır ve ondan öğrenmeye çalışmalıdır. Bilmediklerini soruşmalıdır. Bir teammüli, yani düşünmekle. Bir düşünmelidir ki ben bu dersi hocamdan, müderrisimden, mualliminden, muallimden alırım ve bu dersi başa düştüm mü ben? Yani bu dersi izah edebilirim mi? O kabiliyet mende var mı? Diye düşünmelidir. Ve tekrari ve tekrar etmelidir. Ve kesrati tekrari yani çok tekrar etmelidir. Fe innehu izâ qalla sebqu çünkü ders az olduğu zaman ve kesrat tekraru tekrar çoğalar. Ve teammülü teammül de çoğalar. Yani dersi az olduğu zaman talebe tekrar etmeyi, geride geçen dersleri veyahut da hal-hazırda olan derslerini tekrar etmeye çalışmalıdır. Bunu çoğaltmalıdır. Ve teammülü düşünmeyi de çoğaltmalıdır. Çünkü bunları etse yudraku artık dersi daha yaxşı idrak eder. Ve yufhamu dersi daha yaxşı başa düşer. Qila yine söylenildi ki, İslam alimleri dediler ki, hifzu harfeyni. İki harfi hifz etmek, yani iki harf ezberlemek, hayrun min sima'i viqrayni. İki yük kitaba kulak asmaktan daha hayırlıdır. Yani iki tane harf ezberlemek, iki harfi ezberlemek, iki yük kitabı, iki yük ağırlığında kitabı kulak asmaktan daha hayırlıdır. Ve fahmu harfeyn ancak iki harfi başa düşmek ise. İki harfi başa düştün. Artık senin zihninde bu dersi başa düşme kabiliyeti hasıl oldu. Hayrun min hifz ve qrani iki yük kitabı hifz etmekten daha hayırlıdır. Yani başa düşmek. Demek ki hifz etmek eşitmekten daha hayırlıdır. Ve başa düşmek ise hifz etmekten, ezberlemekten daha hayırlıdır. Demek ki en güzel, üstün kabiliyet nedir? Başa düşmek ve hifz etmek. Ve izâ tehâvene fil fahmi.
Əgər başa düşməkdə tembellik gösterirse talebe, velem yeştehid merraten, bir defa da olsun çalışmarsa, ev merrateyni, bir defa olsun veya iki defa olsun hiç çalışmır ve başa düşmekte tembellik eder. Ya'tadu zalika. Ve bu zaman eğer bir talebe dersi başa düşmemekten başa düşmek hususunda tembellik edirse ve hiçbir defa dersi çalışmırsa bu artık adi hal alar buyurur. Yani hoca talep etmelidir. Talebe de çalışmalıdır ki o dersi hocanın, müderrisin talep ettiği dersi ona versin, izah etsin, ifade etsin. Fela yefhamul kelama yasira. Ve talebe çalışmadığı zaman ve dersi başa düşmekte tembellik ettiği zaman dersi başa düşmür ve muallimden de soruşmur ki bu necedir? Bu dersin izahını yine de bana izah et diye soruşmur. Bu cür devam ederse fela yefhamul kelamel yasira. Adi kelamı da bu talebe başa düşmeyecek. Sonradan adi kelamlar da buna ağır gelecek. Adi kelimeler ağır gelecek. Adi dersler ağır gelecek. Feyenbeği güzel olar ki alla yetehavana bil fahmi. Ya gevşeklik yani tembellik etmemesi daha güzeldir, daha layıktır talebe için. Bel lakin yeştehidu talebe çalışarsa artık bu yani başa düşmeme kabiliyeti ondan kalkar. Ve dersleri güzel bir şekilde başa düşer. Ve yad'u'llaha Teala ve bu cür bir talebe Allah'a dua etsin. Dua etsin. Ve yetedarra'u ileyhi ve Allah'a yalvarsın. Fe innehu yücibu men da'ahu. Çünkü Allah azze ve celle ona dua eden kimsenin duasına icabet eder. Onun duasını kabul eder. Ve la yuhayyibu men recahu. O insanın dileğini boşa çıkartmaz Allah azze ve celle. Ve ilim bir nurdur ve nurlu kalplere temiz kalplere girer. Bir insanın eğer ilim kalbine girmişse artık o özü özünü kontrol etmesi lazımdır. Yani özü özünü hesaba çekmesi lazımdır ki bu ilimler niye göre bu ilimleri elde edebilmirem ve Allah'a dua etmesi lazımdır. Enşedene Şeyhul İmamul Ecel Kıvamuddin Hammad İbnu İbrahim bin İsmail Es-Saffari El-Ensari Rahmahumullah. Allah ona rahmet etsin. Hammad bin İbrahim bin İsmail buyurdu ki bize yazdı buyurur. Neyi? İmnan bir yazı yazdı. Kime mahsus olan? Lil Gazil Halil Halil İbni Ahmet Es-Saraksi. Halil bin Ahmet Saraksi'ye mahsus olan bir yazını bize söyledi. Hammad bin İbrahim bin İsmail. Rahmetullah Teala Allah ona rahmet etsin. Buyurdu ki Uhtumil ilme hidmetel mustafidi. Uhtum sen hidmet et. Uhtumil ilme. İlme hidmet et. Tabi hizmet günümüzde hizmet de değiller. Ancak hizmet kelimesi olarak geçip asıl sözün kökü hizmettir. Hizmet. Sen hizmet et. El ilme. İlme hizmet et. İlme hizmet et. Hizmetel müstefidi. Yani faydalanan kimsenin hizmeti kimi hizmet et. Faydalanmayı isteyen kimse. Yani bir insan ki o ilimden fayda elde etmek isteyir. Allah'ın rızasını kazanmak isteyir. Cenneti kazanmak isteyir. O cür kimse kimi ilme hizmet et. İlme çalış. Ve edimit derse derse devam et. Ve edim derse devam et. Et derse. Ve edimit derse derse devam et. Bi fi'lil hamidi. Güzel bir amel ile, güzel bir iş ile derse devam et. Yani
dersi tekrar etmek ile, hifz etmek ile derse devam ettik. Güzel amel ile. Tabii ki bir insan güzel amel sahibi olmasa Allah Azze ve Celle nuru ilahi olan, ilahi nur olan o ilimleri o insanın kalbine salmaz. O insana o uca ilim makamını vermez. وَاِذَا مَا حَفِزْتَ شَيْئًا dersi hifz ettiğin zaman, şeyen, bir şeyi hifz ettiğin zaman اَعِدْهُ onu tekrar et. Yani ders ezberledin, ezber etmekle hiç bir şey olmur. Yani onu tekrar da etmek lazımdır ki devamlı olarak o senin zihninde, fikrinde, fehminde kalsın. ثُمَّ اَكِّدْهُ sonra o dersi kuvvetlendir. غَيَتَ تَأْكِيدِ çok, yani son derece kuvvet ile kuvvetlendir. Son derece kuvvetlendirmek ile kuvvetlendir. ثُمَّ اَلِّقْهُ sonra sen o ders hakkında bir not al. Not al. Yani dersin vacibatı, vacip olan hususlarını qeyd et. تَعُودَ اِلَيْهِ yani sen o derse dönebilirsin. Yani bir müddetten sonra olabilir ki sen indi bu zaman özüne güvenirsen ki bu dersler benim hiçbir zaman yadımdan çıkmaz. Ancak bir zaman gelir ki o dersler senin yadından çıkar, yaddaşından çıkar ve onlara yeniden geri dönmeyen için not al. Qeyd et buyurur. Ve ila dersihi yani o dersi öğretmek için, tekraren öğretmek için o dersi insanlara bildirmeyin için ala ta'bidi yani ebediyen o dersi elde etmek için, ona dönmek için bir not al buyurur. O senin yaddaşlarından çıkmasın. فَاِذَا مَا أَمِنْتَ مِنْهُ فَبَاتًا eğer sen emin oldunsa yani dersin, o ilmin senden artık bu ilim senden gelir. Senin zihninden, fikrinden gelir. Bundan artık görürsen ki bu hal başladı sende. Fen tedib ba'dahu bi şeyin cedidin. Eğer bu dersin yok olmasından emin olduğun zaman artık sen çalış ki yeni bir şeyler elde et buyurur. Yeni bir şey öğrenmek için acele et, çalış buyurur. Yani sen eğer bir ilim öğrendinse, yeni bir şeyler öğrenmeye çalış. Ancak bir ilim öğrendiğin ilmin senden çıkacağını da görürsense tezden onu elde etmeye çalış. Yani onu itirme. Ma tekrari yani tekrar etmekle beraber ma taqaddama minhu o dersten evvelkilerini, o dersten evvel geçenleri hifz etmekle, tekrar etmekle acele et. Ve ihtina'i li şa'ni hazel mezidi ve bu öğrendiklerinden bu artan kısmının şanı için buyurur. Elde etmek için çalışacaksan ihtimam etmekle beraber, yani o ilmini artırmak ile artır buyurur. Yani sen bir ilim öğrendin, artık bu ilim bana yeter deme. Çünkü ilim sonsuzdur. Yani ilim arttıkça artar buyurur. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurur ki eğer sizler bildikleriniz ile amel edersinizse Allah Azze ve Celle sizlere bilmediklerinizi öğretir buyurur. Ve bundan dolayı bir insan ilim öğrendi, artık tamam, ilim bitti. İlmin sonuna geldim. Öyle bir kayda yoktur. Zâkirin nâse insanlara vaaz et. Bil ulûmi ilim ile insanlara vaaz et. İnsanlara nasihat et. Litahya yani insanların kalplerini ihya etmek için.
La tekun min ulin nuha bi ba'idi. Ve sen ağıl sahibi olan kimselerden uzak durma buyurur. Hakiki ağıl sahiplerinden uzak durma. İn ketemtel ulume, eğer sen ilimleri gizleyeceksen sen, yani ilimleri gizleyersen sen, thumma unsita, ve sen unutularsan buyurur. Eğer Allah azze ve celle sana ilim verip ve sen o ilmi gizletsen, unsita, unutularsan buyurur. Unutularsan hatta la tura gayre cahilin ve belidi. Ve insanlar seni belid, yani ahmak demek. Belid, ahmak. Biz ahmak değiller bizde. Yani Arap dilinde ahmak. Yani seni ahmak ve cahil bilenler insanlar. Eğer ilmi gizletersen sen. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınıp. Yani sen artık ilmi gizletirsen sen, artık ilmin sana hiçbir faydası, menfaati yoktur. Ve thumma ulcimta, sonra Allah azze ve celle sana gem vurar. Gem. Yani gem nedir? Gem atı idare etmek için ağzına bağlanılan demirdir. Gem. Allah azze ve celle gem vurar buyurur. Gem vurar. Fil kıyameti, kıyamet gününde naran. Yani ottan bir gem vurar sana buyurur ağzına. Ve telahhabta fil azab-ı şedid, ve Allah azze ve celle senin cesedini, bedenini şiddetli bir azap ile alavlandırar, yandırar buyurur. Çünkü Allah bu beyt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine bir işarettir. Çünkü Allah Resulü buyurur ki, men su ile an ilmin, kim ki ilimden bir şey soruşuldu kimese, feketemehu, o ilmi gizletersen. Eğer sana ilimden bir şey soruşulur, sen bildiğin halde bilmiyorum deyirsen, bildiğin halde bilmiyorum deyirsen ve o ilmi gizletirsen, o meseleni gizletirsen, اَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günde Allah azze ve celle o kimseye ottan bir gem vurar buyurur. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bunu qeyd edir. Ve ilim öğrenmek için en güzel vakti ise sabah vaktidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sabah vaktlerinin bereketli olması için Allah'a dua edip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamberimiz çok işlerini sabah vakti, yani günün başlangıç vakti görerdi. Allah azze ve celle bizleri bildiklerimiz ile amil olan, emel eden kullarından biri olmağa nasip meyasar eylesin. Son nefes ve son nefes dahil bizleri dinden, imandan, İslam'dan ayırmasın. Ve ma tevfiqi illa billah, muvaffakiyyat Allah azze ve celle'dendir.